Türkiye'nin Azerbaycan kararına Rusya'dan cevap. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan tezkerenin Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu ifade etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine Rusya'dan cevap geldi. Türk askerinin bölgeye gönderilmesi gerekiyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bölgeye asker gönderilmesi konusunun Türkiye'nin kendi iç işleri olduğunu vurgulayarak Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu ifadelerini kullandı. Rusya ve Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü. Peskov ayrıca Azerbaycan'da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü dedi. Edward Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını anlattı. Ermeni sporcu Edward Vartanyan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. General Kanitaz'ın savaştan kaçışını ifşa ederken Ermenistan'ın Azerbaycan İHA'ları sivil hedefleri vuruyor yalanını da bu sözlerle çürüttü. İşte Ermeni sporcu Edward Vartanyan'ın Karabağ'daki çatışmalara ilişkin itirafları. Askerler geri çekilirken General Kanitaz bir ambulansı durdurdu ve içindeki askeri indirip sürücüden kendisini götürülmesini istedi. Çünkü Azerbaycan İHA'ları sivil hedefleri vurmuyordu. Fransız bürokrattan Türkiye'ye küstah tehdit. Fransa'da hükümet Türkiye'yi Avrupa'nın kapısında saldırgan İslamcılıkla eleştirerek Avrupa Birliği'nin Ankara'ya sektörel anlamda mali yaptırımlar uygulayabileceğini açıkladı. Europe 1 radyosunda küstah açıklamalar yapan Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Clément Beaune son Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye son bir şans verildiğini belirtirken Ankara'nın yeniden sistematik şiddet ve provokasyondan yana tercihini yaptığını söyledi. Borrell, Maraş'ın açılmasından üzüntü duyuyoruz. Avrupa, Erdoğan ve Bahçeli'nin kapalı Maraş ziyaretini hazmedemedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maraş'ın açılmasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirtti. Borrell, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif yoktur açıklamasını yaptı. Ürküten uyarı, 2021'de korkunç boyutta olacak. Dünya korona ile uğraşıyor ama asıl olay başka. Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, dünyada COVID-19 salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olduğuna dair uyarıda bulundu. Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulundu. Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin Amerikalı İcra Direktörü Beasley, bir ajansa verdiği mülakatta bu yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün WFP'ye dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için megafon görevi gördüğünü söyledi. 2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak. Ödülün tam zamanında verildiğine dikkati çeken Beasley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Nisan ayında yaptığı dünyada yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşılırken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olduğuna dair uyarısını yineledi. Beasley, dünya liderleri para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgınını 2020'de engelleyebildiklerini söyledi. Covid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Beasley, salgın nedeniyle özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini vurguladı. Beasley, sokağa çıkma yasaklarının başladığını ve işlerin durdurulduğunu ifade etti. Bu yıl ulaşabildikleri paranın 2021'de olmayacağının altını çizen Beasley, herkesin Nobel Barış Ödülü kazananıyla görüşmek istediğini, bu yüzden de liderle görüşmek ve parlamentolarda konuşmak için Nobel ödülünden faydalandığını dile getirdi. Beasley, bu şekilde liderlere gelecek yılın kıtlık açısından ne kadar zor geçeceğini anlatabildiğini vurguladı. Olağan dışı bir hal alacak. Karşılaşılan
trajedi ve krizlerin gelecek 12-18 ayda olağan dışı bir hal alacağını dikkate çeken Beasley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanması gerektiğini vurguladı. Beasley, WFP'nin gelecek yıl kıtlıkla mücadele için 5, dünya genelindeki programlarını sürdürebilmek için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yeterli paraya erişmezlerse yaklaşık 30 ülkenin kıtlık şartlarına girebileceğini belirten Beasley, Covid-19 aşısının sayesinde dünya genelindeki ekonomilerde sıçramalar olabileceğini de anlattı. Beasley ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin ertelenen borç ödemelerinin zamanının gelmesiyle 2021'in kötü bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu. Nobel Barış Ödülü Ekim ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verilmişti. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.